Erenler, sevgili canlar, yol birliğiyle, yol aşkıyla tüm canlarımızı selamlıyoruz. 6 Şubat'ta doğal afetle karşılaşıp hakka uğradığımız ve tenini toprak anayasıyla eylediğimiz canlarımız aşkına verilen hak lokmasında birleştik. Cemal cemale cem olduk. Hak birliğin etrafında pervane olduk. Yol aşkıyla hepinizi selamlıyoruz. Hak erenler lokma sahiplerinin lokmasını kabul eylesin, muradını hasil eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Allah Allah. Hak erenlerin aşkıyla desturu şah, bir ismi şah. Allah Allah. Allah Allah. Hayır vakitlerimiz hayır ola, hayırlarımız feth ola, birliğimiz, dirliğimiz daim ola. Hak erenler gönüldeki muratlarımızı daim eyleye, kaim eyleye. Yol aşkıyla verilen lokmaları hak erenlerin dergahında kabul makbul eyleye. Allah Allah. Yeni bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Enkazın altından pek çok canımızı maalesef ölü çıkardık ama bu çalışmalar sırasında enkazdan bir ışık da yükseldi. Bu ışık bu ülkeyi değiştirecek, bu düzeni değiştirecek olan gücün kaynağıdır. Yani dayanışmanın enerjisiyle ortaya çıkan ışık bizim yol göstericimiz olacaktır. Yeni bir ülke, yeni bir düzen, yeni bir yaşam için en büyük gücümüz dayanışmamızdır. Bütün halkların, bütün inançların, bütün kimliklerin acıda ortaklaşması, yeni hayatın bu ortaklığı büyütecek bir şekilde kurulmasını da müjdeliyor bize. Evet, bizler hep birlikte farklılıklarımızla tek can olacağız. Acılarımızı birlikte yaşayacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız. İktidarın temsilcileri bu sorumluluklarını, buradaki sorumluluklarını örtmek için sürekli tehditler, hakaretler savuruyorlar. Oysa burada sevginin, birliğin, farklılıklarla tek can olmanın ve hayatı birlikte yürütmenin, kurmanın ruhu var. İktidarın temsilcileri tehditle, hakaretle bu enerjiyi, bu ruhu bastıramazlar. Bu depremden evet teselli olarak çıkarabileceğimiz bir diğer husus toplumun kendi hayatına sahip çıkma iradesini de ortaya koymuş olmasıdır. Biliyorsunuz devlet her şeyi ben yaparım. İktidar her şeye ben hakimim anlayışıyla yönetiyor bu ülkeyi. O nedenle toplumun kendi kaderine sahip çıkmasını istemiyor. Dayanışma enerjisini bastırmak için her yolu deniyor. Burada Pazarcık'ta kriz koordinasyon merkezimize kayyım atadılar. Bölgede en iyi organize olan, yardımları en planlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıran merkezlerden biriydi bu. Bu dayanışmanın ve emeğin ortaya çıkardığı güçten de açıkçası korktular. Şimdi burada cebevinde can dokması yiyeceğiz. Başka yerlerde de başka kuruluşların cemevleriyle birlikte, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, çeşitli girişimlerle birlikte bu çalışmaları yürütmekte olduğunu memnuniyetle gözledik. Acımız gerçekten büyük, yaramız derin ama umudumuz da sağlam. Umudumuzun kaynağı çünkü çok sağlam. İktidar hala
halkı susturma, halkın sesini kısma peşinde. Dün çeşitli televizyon kanallarına cezalar uyguladılar. Ekran karartmaları söz konusu. Bugün de yine muhalif basının birçok kurumunun internet sitelerine erişimi engellediler. Böylece bu ruhun görünmez kılınabileceğini zannediyorlar. Hakikati karartabileceklerini varsayıyorlar. Hesap vermekten kaçabileceklerini umuyorlar. Böyle olmayacak. Halk susmayacak. Dayanışma daha da büyüyecek. Ve bu iktidar da bütün bu yıkımdan ve kayıplardan dolayı sorumludur. Bunların hesabını mutlaka verecek. Bu iktidardan bu hesabı sormak bizlerin görevi ve sorumluluğudur. Bizler derken sadece partimizi kastetmiyoruz. Elbette her birimizle sahadayız. Bunu anlatmayı bile gerekli görmüyorum. Açıkçası her yerde çalışıyoruz demekten de mahcup olurum. Bizim görevimiz bu. Ama sadece biz değiliz sahada. Pek çok kuruluş, çok farklı alanlardan pek çok kurum burada çalışma yürütüyor, emek veriyor. Bizler de bu emeğin, bu çalışmaların bir parçası olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hep birlikte güçlerimizi birleştirerek bu düzeni değiştireceğiz. Bu iktidardan hesap soracağız. Hesap sormazsak yiten canlarımıza karşı sorumluluğumuz hep devam edecektir. Sorgulamazsak ve hesap sormazsak yüreklerimiz kuruyacaktır. Amacımız bütün enerjisini, toplumun bütün enerjisini yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak için birleştirmektir.